Gökçek'ine sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bugün sizlerle Herbalist İbrahim Gökçek'le beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün dil üzerindeki paslardan bahsedeceğiz. Evet, dil üzerinde pas, Elinizde de gördüğümüz dilden gibi. hastalıkların teşhisi. Şimdi Doktor Barbara Kirschbaum, yani Alman asıllı bir doktor, 30 yıl Çin'de araştırma yapmış. Dil üzerinden hastalıkların teşhisi. Almancası Zungen Diagnostik, Türkçe karşılığı dilden hastalıkların teşhisi. Böyle iki cilt kitap yazmış. İki cilt. Ben de Almanya'da bununla ilgili binlerce insanın dilini kontrol ettim ve dilden hastalıklar teşhis edilebilir. Burada yüzlerce dil üzerinde mesela hastalıkların baktığınızda çeşit çeşit diller var. Paslanmış gibi hocam. Dil üzerindekiler. Şimdi dilin sağlı sollu kenarlarında diş izi varsa karaciğerinde problem var demektir. Dilimin ortasında şöyle bir çizgi varsa gastrit var demektir. Çizgi hafif ileri doğru ortaya doğru gelişmişse pankreasında yani şeker hastası demektir. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar, sarımsı bir tabaka şöyle çok çok mantar var demek. Dil kızarmış da kıpkırmızı olmuş da hiçbir tabaka yoksa aşırı vitamin yetersizliği ve çok çok yoğun mantar var demek. Dördüncü devre. Dil kökü şöyle siyahlaşmışsa yani tabaka siyah bir renk almışsa Allah korusun tehlikeli demek. Acil hastaneye gitmesi belki de kanser riskosu var demek. Türkiye'de de eskiden yani 50 yıl, 60 yıl önce insanların, hastaların diline bakılarak birçok şey teşhis ediliyordu. Rahatsızlığı şudur, şudur deniyordu. Yani kan tahlili, idrar tahlili, efendim MR, şu bu, hiçbir şeye gerek kalmadan doktoru, eski doktorlar çok mükemmeldi. Bilgili, tecrübeliydi. Bilgiye, görgüye dayanıyordu. Fakat çıkan birçok alet, makina, robot, şudur budur. Doktoru ne yaptı? Otomatikleştirdi. Hasta sayısının da çoğalması nedeniyle artık doktorlarımız ne yapıyor? Doktor hastayı muayene bile etmiyor. Neyim var? Karnım ağrıyor. Yazıyor bir reçete. Hadi güle güle. Artık robotlaştık. Şimdi dilden hastalıkların teşhisi Uygur Türklerine ait bir buluş. Yani bizim atalarımız bulmuş. Türkler bulmuş. Milattan önce 4000 yılında. Fakat sonra biz bulduğumuz her şeyi bir şey buluruz, yatar üzerine uyuruz. Ve Çinliler bunu geliştirmiş. Nasıl ki bütün dünyadaki yazıların temeli Sümerce, çivi yazıya dayanırsa, Arapça, Latince, Çince, Sanskritçe, bütün dillerin temeli, yani yazı dilinin temeli Sümer yazısına dayanır. Sümerler de Orta Asya'dan gelmiş bir Türk boyudur. Yani bütün medeniyet dünyaya Türklerle yayılmış. Tabii mesela tıbbın kurucusu İbn Sina ilk destilasyonu yani bitkiden eterik yağ geliştirmiş. Dünyada ilk ilaç yapan insan modern anlamda. Ve onun yaptıkları 300 yıl Avrupa'da üniversitelerde okutulmuş. Biz ne yapmışız? Uyumuşuz ama uyandık çok şükür. Hocam peki daha demin dilin üzerinde pas gördüm. Onu nasıl giderebiliriz? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yani çok soğuk olan, oksijen bakımından az, oksijen yetersizliği olan, toprağa verimsiz, vitamin minerali olmayan bir toprakta, bir bölgede bir bitki yetişir. Tırtır mantarı. Himalaya tırtır mantarı, Türkistan tırtır mantarı, Çin tırtır mantarı diye çeşitli isimlerle anılır. Tırtır mantarı Latincesi Cordyceps sinensis. Tırtıra benzediği için mantara tırtır mantarıdır. Bu tırtır mantarı akıllı bir bitki. Kışın ne yapıyor?
çevresindeki böceklerin larvasının içerisine bir kol atıyor. Onun içindeki vitaminle, mineralle, proteinle besleniyor. Onu yiyor, bitiriyor. Yani yaza kadar onunla idare ediyor. Yazın da başka bir bitkinin köküne bir kanca atıyor. O bitkinin suyunu emiyor. Zahmetsiz, çok akıllı bir tırtır mantarı. Tırtır mantarı bir, soğuk bölgede yaşıyor. İki, oksijen bakımından az olan bir yerde yaşayabiliyor. Üç, vitamin mineral yetersizliği olan bir bölgede diğer bitkileri böyle kanını, özünü emerek besleniyor. Akıllı bir bitki. Siz bunun kapsülünü geliştirdiniz sanırım. Evet, biz ne yaptık? Sadece tırtır mantarı mı var içerisinde? Hayır. Dünyada, özellikle Çin'de 1200 yıl tırtır mantarından bitkisel antibiyotik elde edilir. Bitkisel antibiyotik, antiviral, antibakteriyel, antimikozit, yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici çayı da yapılır ama ekstraktı daha etkili. Çünkü etken maddeyi tam atarak destilasyonla, ekstraksiyonla elde ediyoruz. Ve bizim piyasadaki diğer Çin tırtırı üreten, Cordyceps Latincesi, üreten firmaların üretmiş olduğu üründen bizim üretmiş olduğumuz bu, geliştirmiş olduğumuz formül çok çok mükemmel. Nedir? Sinirli ot ekstraktı içerir. Sinirli ot her türlü enfeksiyona karşı çok çok etkili, mükemmel. Bronşitti, kuru öksürüktü, epididimit, orşit gibi, bağırsak enfeksiyonu gibi rahatsızlarda çok çok etkili. İki, kekik. Kekik ekstraktı içerir. 19 çeşit bitki içerir. Geven, peki bunların hepsinde... Geven ekstraktı içerir. Geven bağışıklık sistemini güçlendirir. Şimdi bu Cordyceps ne yapıyor? Her insanın bağırsağında ortalama 2 kilo bakteri var. 2 kilo deyince basit almayalım. Şimdi bu 1 kilo, bu da 1 kilo. Yani her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Ne yapıyor bu 2 kilo bakteri? Bu 2 kilo bakterinin %99'u sağlıklı bir insanda faydalıdır. Ne yapar? Vitamin üretir. B6, B12 vitamini, folik asit. Yağları yağ asitini, proteinleri amino asitleri, karbonhidratı glikolesterole dönüştürür vesaire. Arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Faydalı bakteriler de vitamin üretir. 15-20 yıl önce ilk Japonlar bağırsaklarda faydalı bakteri olduğunu keşfettiler ve LC dediğimiz sıvı yoğurtlara Lactobacillus ve Bifidobakterileri katarak kültür bakterisi katılan yoğurtlar ürettiler, sıvı yoğurtlar. Bu zamanla bütün diğer firmalar bunu taklit etti. Bizim burada bu üretmiş olduğumuz ürün ne yapıyor? Faydalı bakteriyi artırıyor, zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir. Çok güzel hocam. Oksijen ulaşmayan bölgelere oksijen ulaşmasını sağlıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar anaerob, yani oksijensiz ortamda yaşar. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Bu oksijensiz ortama oksijen gitmesini sağlıyor. Evet, yani yaşamış olduğu bölge itibariyle de bu özelliklere sahip. Yani tırtır mantarı bu işe yarıyor. Evet, şimdi şöyle. Bütün alerjik hastalıklar, bütün cilt hastalıkları, romatizma hastalıkların %98'i bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Buna da tırtır mantarı iyi geliyor. Evet, buna da tırtır hocam, mantarı. Hocam, herkesin sıkıntı çekmiş olduğu bir rahatsızlık var, kabızlık. Buna bir çözümünüz var mı? Kabızlık nedir, niçin olur, neden olur? Kişi abur cubur yiyorsa, cips, jelibon, kek, gofret, Coca-Cola vesaire. Ameliyat sonralarında da oluyor genelde. O farklı, o ayrı bir şey. Ameliyat sonrası olan spazm, o geçici. Kalıcı olan, yani sürekli bir kabızlık farklı bir şey. Bir kişi sağlıksız besleniyorsa, abur cubur şeyler çok yiyor, içiyorsa, lifsiz, yani salata, zepse az yiyorsa,
ve aşırı ilaç kullanıyorsa, biraz önce söylemiştim, her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler vitamin üretir demiştim. Faydalı bakteriler azalırsa zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapar? Toksik madde üretir. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, penisilin, histamin gibi toksik maddeler. Ne yapıyor bu toksik maddeler? Bağırsak mukozasını yakıyor, kavuruyor. Bağırsakların üzerinde böyle halının üstündeki iplik gibi 2 milyar kanal var. Vilüs denen kanalların yakarsa bir insanın bağırsağı futbol sahasının yarısı kadar. Ve çimen gibi düşünelim. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, emen kanallar ne oluyor? Silikleşiyor toksik maddeler nedeniyle. Halı olur, halı flex. O zaman ne olur? Besinlerdeki bağırsak vitamin, mineral, enzimi absorbe edemiyor. Bir, kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Alerjik hastalıklar ve cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. İki, bağırsaklardaki sinir ucları yandığı, kavrulduğu için kabızlığı tetikliyor. Kabızlık nedeniyle bağırsakta kalan defacet uzun süre bağırsakta kalırsa kokuşmaya sebep olur. Bu da zamanla bağırsak rahatsızları önce kolit, sonra ülseratif kolite dönüşür, sonra kalın bağırsak kolon kanserine dönüşür. Hocam geçen hafta kabızlık, konuşamadık kolitle ülseratif kolite. Evet. Onlara da geçelim şimdi kabızlıktan konuşalım, sonra. Basit bir kabızlık, basit gibi algılanan kabızlık önce kolite, sonra ülseratif kolite. Yani bağırsakta yara oluşur, kalın bağırsakta. Tedavi edilmezse ne olur? Kolon kanseri. Evet, uzun süre ona iyi gelen bitki hangisidir? Ona iyi gelen bitki hangisidir? Kara halile. Kara halile tropik ülkelerde yetişen bir bitki. Bunun özelliği nedir? Badem gibi bir meyvesi var. Meyvenin içerisinde de badem çekirdeği gibi çok sert bir çekirdeği var. Bunu toz gibi öğüttükten sonra destilasyonla birleşimindeki özütünü alıyoruz, ekstrakt yapıyoruz. Bu ne yapıyor? Bağırsaktaki yarayı, iltihabı, yani ülseratif koliti, koliti, morbus kronu, irritable bağırsak sendromunu iyileştiriyor. Kara halile. Kara halile, ama bunun içerisinde sadece kara halile değil. Bizim yapmış olduğumuz iş formül geliştirmek. Kara halile artı İngilizcesini yazmış buraya altta. Papatya ekstraktı, nane ekstraktı, civan perçem ekstraktı, sinir lot ekstraktı, lavanta, aday çayı, üzüm çekirdeği ekstraktı, ölmez diken ekstraktı vesaire. Bunun özelliği nedir? Bağırsakları zararlı bakteri, virüs ve mantarlardan koruyor. İltihaplanmayı önlüyor. İyileşme sürecini hızlandırıyor. Kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn, irritable bağırsak sendromu gibi bağırsak rahatsızlığı, spastik kolon da denir irritable bağırsak sendromuna. Irritable bağırsak sendromunun sebebi de sinir uçları yandığı için, bu da kabız olanlarda daha çok olur. Sağlıksız beslenenlerde beyne sinyal gitmiyor. Ne oluyor? Zamanla ya hassaslaşıyor, sık sık ishal oluyor, kabız oluyor, yanlış mesaj gidiyor. Yani, buna da kara halile iyi geliyor hocam. Evet, cep telefonuyla şimdi mesaj çekiyoruz ya. Evet. Bağırsaklar da sürekli beyine mesaj çekiyor. Burada şu durum var, burada bu durum var. Buna da kara halile kullanıyor. Beyinde hop tamam diyor, tedbirin var. Evet, kara peki halile. Peki hocam alerji ve kurdeşenden bahsedelim biraz. Alerji ve kurdeşen bununla bağlı. Neden bağlı? İnce bağırsak normal olarak günde ortalama 3,5-4 litre sıvı salgılar, enzimler, asit, baz vesaire. Bunlardan bizi ilgilendiren çok önemli bir enzim diaminooksidaz. Diaminooksidaz isimli enzim ince bağırsak salgılar. Diaminooksidaz isimli enzim ne işe yarar? Karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur. Bu enzim histamin oranı yükseldiği zaman devreye girer. Tamam, onu tekrar minimum seviyeye çeker. Diaminooksidaz isimli enzim azalırsa ne olur? Histamin yükselir. Histamin yükselmesi nedir? Histamin bronşları, damarları, hücreleri sıkar, sertleştirir. Bu da
Kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, alerjik rinit, kurdeşen, sedef, ekzema. Yani her türlü alerji diyebilir miyiz? Her türlü alerji, her türlü cilt hastalığını, romatizmayı, behçeti vesaire tetikler. Günümüzde antihistaminik doktora gittiğinde hasta antihistaminik veya kortizonlu bir ilaç yazıyorsa doktoru mutlaka burada diamino oksidaz yetersizliği var. Bunun sebebi de mantar. Modern tıp ne yapıyor? Kortizon yazıyor, antihistaminik yazıyor. Kortizon, rahmetli Bülent Ecevit'e verdiler kortizonu, verdiler kortizonu. Ne oldu? Yüzü ay yüzlü, böyle şişti. Hafızası gitti. Sadece Rahşan Ecevit'i hatırlıyor. Kimseyi hatırlamıyordu. Kemikleri cam kemik oldu. Özel asansör yaptılar. 4 kişi taşıyordu adamcağızı. 4 kişi. Merdiven çıkması yasak, bir yere kırılır diye. Hafıza gitti, kemik eridi. Bitti, hayat bitti. Kortizon kişiyi yavaş yavaş mezara götürür. Japonlar hareketi yaparlar. Türkler de antibiyotik kullanarak zehirlenirler. Dünyada en çok antibiyotik kullanan millet bizdik. Evde birisi hastalandığı zaman ecza dolabından annesinin, babasının, ebesinin, ninesinin, dedesinin hapını, damlasını, derecesini alır kullanır. Sanki o her şeye faydalı, hiç can tesiri yokmuş gibi. Bizde böyle bir bilinçsizlik var. Bu da dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Maalesef yok. Peki hocam, bu alerji kurdeşine ne iyi geliyor? Laden gülü forte. Evet, laden gülü forte bulabilecek miyiz? Bulabilecek miyiz? Bulabilecek miyiz? Laden gülü forte bulamayacağız. Çünkü bir kısım forteler hocam, buradaki şuruplar ne işe yarıyor? Şimdi aloe vera jel. Bu bir şurup. Aloe vera. Evet. Aloe veranın 400 çeşit aloe vera var. Bu da biraz önce bahsetmiş olduğum tırtır mantarı gibi bağırsak florasını güçlendirici, zararlı bakteri ve mantarları yok edici. Her türlü cilt hastalığına, bugün günümüzde birçok şampuan aloe veradan yapılır. Cilt bakım ürünleri, kozmetik ürünler. Neden? Kişiye hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Paul'un enstitüsünün yapmış olduğu klinik araştırmada her türlü cilt hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Sedef, ekzema, akne gibi. Alerjik rahatsızlıklarda. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, ekzema gibi, sivilce gibi hastalıkları iyileştirdiği belgelenmiştir. Tayland'da yapılan klinik araştırmada şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Birçok özelliği var. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu temizler, arıtır. Arındırır. Yıllar önce bir beyefendi bana geldi. İki defa hastanede kurdeşenden dolayı yatmış. Üçüncü defa doktoru tekrar hastaneye sevk etmiş. Bana geldi, dedi ki ben iki defa hastanede yattım. Kortizon antihistaminikten başka bir şey yok. O da beni perişan ediyor. Dedi ki bana bir çare, beni bu kurdeşenden kurtarın. Deneyelim bakalım dedik. Her türlü alerjiyi tedavi ettik, problem olmadı ama kurdeşen ilk defa karşılaşıyorum dedim. 6 sene önce. Bir deneyelim. Biz ona iksir tonik verdik. 35 gün sonra dedi ki ben artık kullanmıyorum. Ne oldu? Hiçbir şeyim kalmadı. Ya yapma, etme, kullan. Çünkü bağırsak florasının düzelmesi 3-4 ay alır. Dedi ki onu geç. Çok çok iyiyim. Ben de dedi Parkinson başlangıcı var. Eli titriyor. Çay içerken, çorba içerken döküyor. Hanımı yardım etmek zorunda kalıyor. Adamcağız genç, 60 yaşında. Henüz Parkinson. Aa, problem değil dedik. Onu da halledelim. Hamdolsun. Parkinson'u dahi vatandaşta hem kurdeşinde hem Parkinson'u tedavi ettik. Şimdi Ali Bey, bütün eşi, dostu, ailesi bize gelir, hastalar. Çok güzel bütün hocam. Bütün bayimiz gibi. Hocam, burada kişilerin hepsi yeşil renk ama bir tanesi dikkatimi çekti. Kırmızı renkte olan, bu nedir? Bu tonik, yani lahana suyu. Lahana suyu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Louis Paul'un enstitüsü Louis yapmış olduğu klinik araştırmada Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlığı olan hastalar üzerinde klinik araştırmalar, deneyler yapmışlar. Bildiğimiz lahananın birleşiminde binlerce vitamin, mineral, enzim var da bizi ilgilendiren iki şey var. Çok önemli. Bir,
yoğurtlara katılan faydalı bakteri bunda doğal olarak var. Lactobacillus ve bifidobakterisi. Yani günümüzde kültüre olarak yetiştirilen yoğurtlara katılan faydalı bakteri bunda binlerce katı var ve doğal olarak var. Bağırsakları düzenler. Bunu kendiniz bir, yapıyorsunuz ama değil mi hocam? Tabii tabii. Özel bir fermentasyondan geçiyor. İki, hiçbir bitkide olmayan bir şey var lahanada. Nedir? Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Lahanayı haşladığınız zaman bu yok olur, çözülür, bozulur. Kaynattığınız zaman bozulur. Metilmetilyonun sulfonyum bromit, gastrit, ülser ve reflüye sebep olan bakteriyi ne yapar? Öldürür. Akıllı bakteri denir. Midede gastrite, ülsere sebep olan bakteriye Helicobacter pylori. Helicobacter pylori diğer bakterilerden farklı olarak sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. O köpüğün içerisinde mideye, mukozasına yerleşir ve tahribata başlar. İşte bu lahananın birleşimindeki metilmetilyonun sulfonyum bromit bakteriyi yok eder. Fakat ben evde yapsam lahanayı sıksam, suyunu içsem ne olur diyor bazıları. Genelde evde yapıyorlar hocam. Mesela siz anlatıyorsunuz. Evde gidip lahanayı alıyorlar. İşte zayıflamak için kullanıyorlar. Mesela maydanozu kaynatıyorlar. Zayıflamak için olur da bu gastrit, ülser, reflü için olmaz. Çünkü bunun birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Evde lahana suyunu sıkıp suyunu içerse guatra sebep olabilir. Biz bunun içerisinde sadece bir lahana suyu değil 19 çeşit bitki var. Yani al lahanayı püresini yap, sık suyunu iç, olmaz. Yani midedeki gastritten kurtulacağım derken guatra sebep olur. Bu nedenle kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Fiyatı da zaten bunun yani meyve suyu fiyatı neredeyse çok çok ucuz. Uygun fiyat. Yani, yok. Bu rahatsızlıkla işte mide rahatsızlıkları ile ilgili toniği mi kullanacağız? Evet. Bir hanımefendi 15 yıldır gastrit, reflü vesaire yiyemiyor, içemiyor. Ağzından böyle acı sular geliyor. Sabah kalkıyor. O yasak, bu yasak, şu yasak. Hiçbir şey yiyemiyor. Haşlanmış bir şeyler yiyor. Dedi ki bana ya hayatta her şey yasak oldu bana. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Hayata küstüm. Ne olacak benim hayatım? Hiç problem değil dedim. 6 haftada iyileşirsin. İyi dedi. Biz ona tonik verdik. Gitti. 15 gün sonra geldi. Dedi ki ben taş da olsa yiyorum artık. Ben artık kullanmayacağım. Dedim ki 6 hafta devam et. En az 6 hafta. Yok dedi ben her şeyi yiyorum. 15 günde bıraktı. 15 gün. Hocam peki çok teşekkür ederiz. Geçen haftadan gelen bir mailimiz var. Genital sihir ile ilgili. Bununla ilgili bir ürününüz genital var mı? Genital sihir, genital herpes hızla yayılıyor. Neden yayılıyor, niçin yayılıyor? Hocam başlamadan bir telefonumuz var. Telefonumuzu bağlayalım. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocama sorum olacak. Tabii buyurun sorun. Hocam, İbrahim Hocam. Buyurun. Size bir sorum olacaktı. Buyurun. Dinliyorum. Sabah uykudan kalktığım zaman belimde uyuşukluk hissediyorum. Nasıl? Uykudan kalktığım sabah uykudan kalktığım zaman belimde uyuşukluk hissediyorum. Uyuşukluk oluyor. Evet. Kan dolaşımı yetersizliği var. Sizde biraz kansızlık var. Evet. Boyunuz, kilonuz nedir? Boyum 1.82, kilom 73. Kansızlık var. Düşük tansiyon, yüksek tansiyon gibi bir probleminiz var mı? Yok, ara sıra baş dönmelerim oluyor. Ha, baş dönmesi. Tamam. Kan... Ne olabilir bunun sonucu? Kansızlık var, kansızlık. Kansızlık mı? Tansiyon yüksek veya düşük mü? Yok, tansiyon ölçtürmedim de yani... Şöyle yapalım, rejideki arkadaşlar hocamızın telefon numarasını versin. Baş dönmesine karşı Ginkgo Forte diye çok özel bir formülümüz var bizim. Ginkgo beyine kan akışını artırır, beyni besler. Unutkanlık, hafıza zafiyeti, Alzheimer gibi düştü. Hastalıklara karşı Ginkgo dünyada en çok satılan bitkisel ürün. Almanya'da 100'den fazla firma Ginkgo'nun damlasını, derecesini yapıyor. Nerede bizim ginkomuz? Bulamıyoruz. Maalesef. Siz miymişsiniz hocam? İnşallah. Genital sihirde kalmıştık. Genital sihir, genital herpesin sebebi cinsel ilişkiden kaynaklansa da daha çok alafranga,
klozet kullanmaktan da kaynaklanıyor. Neden, niçin? Evet. Alafranga. Alafranga, klozet kullanmak insan sağlığı için çok çok tehlikeli. Neden? Umumi iş yerinde veya herhangi bir yerde mecburen kullandınız. Orayı yarım saat silecek haliniz yok. Ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Orada sizden önce herpes simplex tip 2 veya human papilloma denen virüsü taşıyan kişi oraya oturmuş, kullanmışsa o klozeti, virüs yok olmuyor. Otomatik size de geçiyor. Ne oldu? Bulaştı, bitti. Bağışıklık sistemi tamamen çöküyor. Virüs ve mantar koloni şeklinde çalışır. Eğer ki bir kişiye virüs kapmışsa, bağışıklık sistemi o virüsü yok etme kabiliyetine sahip. Fakat bağırsaklarında yoğun mantar varsa, bağışıklık sistemi mantarla uğraştığı için virüsle mücadele edemiyor. Bu nedenle de virüsle aynı zamanda mantarla da etkili, hem virüse hem mantara etkili ürün kullanmak gerekir. Bunun için de iksir, aloe vera jel, Melisa Forte mesela, Melisa ile ilgili bildiğimiz oğul otu, Melisa Latincesi, Almanya'da klinik araştırmalar yapılmış. Herpes simplex tip 1, tip 2'yi yok ettiği belgelenmiştir. Çünkü bunun birleşiminde ki eterik yağ çok çok az fakat çok çok etkili herpese karşı. Artı bağırsaklarında mantar vardır. Mantar olmazsa bağışıklık sistemi virüsü yok edebiliyor. Mantar olduğu için bağışıklık sistemi zayıflıyor. Mantara karşı ise Çin tırtırı dediğimiz bu kortisep. Melisa ve kortiseple birlikte tabii ki bağırsaklarında bir problem var mı yok mu, ona göre de değişir. Yani duruma göre. Mesela Edirne'den bir hanımefendi beni aradı, dedi ki yani ginekolog kadın doktoruna gitmiş, kızı üniversitede okuyor. Demiş ki doktoru, kızınız cinsel ilişkiden herpes kapmış. Virüs kapmış. Vay. Annesi, babası, kızcağıza neler neler söylemişler. Vay sen kimle düştün, yattın, kalktın vesaire. O bir sürü tiyatro ağlamış, ağlıyor. Hocam siz ne diyorsunuz? Allah Allah. Dedim ki sadece cinsel yolla kanla bulaşmaz. Bu öpücükle de bulaşmaz. Nasıl bulaşır? Hijyenik olmayan bir tuvaleti kullanırsınız. Sizden önce birisi oturmuştur. O virüsü taşıyan kişi size de bulaşır. Çok basit. Alafranga, klozet her yerde var. Alafranga, klozet kullanmamak gerekir. Veyahut da kullanıyorsa da onun üzerinde böyle şerit şeklinde dönen plastik, yani hijyenik olan şeyi kullanmak gerekir. Yoksa kullanmamak gerekir. Hocam yayınımızın sonuna geldik. Evet. Toparlayalım. Genital sihir, genital herpes tedavi edilir. Problem değil. Bir de dudakta çıkan herpes var. O herpes simplex tip 2 uçuk dediğimiz. Onun tedavisi kolay. Hocam bu çay ağacı yağı damlattığı zaman birkaç damla. Evde çıkanlar da herpes mi oluyor? Sivilce şeklinde. Hayır, o sihir, o farklı. Farklı. O farklı, bu farklı. Evet. Farklı farklı. Elde çıkan sihirle veya yüzde çıkan uçuğa, herpese karşı çay ağacı yağı. Tea tree sürdüğü zaman bir iki tane hemen. Hangisini öneriyoruz hocam? Hangisini? Ürünü getiremedik ki maşallah, elhamdülillah o kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Size bu haftalık yayınımızın da sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.